Rengarenk ışıklar, süsler, kurabiyeler, sıcak çikolata, hediyeler. Bu ifadelerin aklınıza getirdiği bir durum var mı? Evet, doğru bildiniz. Yılın o zamanı, Noel zamanı. Tüm dünyada kutlanan bu özel bayram, yılın son gününe yakın bir tarihte olduğu için çoğu zaman yılbaşı ile karıştırılsa da anlam ve önem açısından aslında son derece farklıdır. Bizler, yani İsa Mesih'e yüreğini açıp ona iman ederek onu Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul edenler için Noel'in, yani doğuş bayramının çok ama çok özel bir yeri vardır hayatlarımızda. Evet, tüm insanlığı günahlarından kurtarmak üzere Tanrı'nın beden alarak bir bebek olup dünyaya gelişini kutlamak son derece inanılmaz bir şey. Peki ama İsa Mesih'in doğumu bugün kişisel olarak bizi nasıl etkiliyor? Advent kelimesi Latince'deki Adventus sözcüğünden türemiş olup önemli bir kişinin veya olayın gelişi anlamına gelir. Bu geliş az önce bahsettiğim gibi bundan 2000 sene önce İsa Mesih'in doğumu olmakla birlikte gelecekte İsa Mesih'in dünyaya bir kral ve yargıç olarak geri döneceği gerçeğine duyduğumuz heyecan ve özlemi anlatır. Ancak bir geliş daha vardır ki belki de içlerinde en kritiği, yani kişisel olarak Mesih'in hayatlarımıza gelişini ifade eder. Onu henüz tanımayanlar için bu söylediğim çok önemli. Çünkü İsa Mesih'in geçmişte ve gelecekteki dünyaya gelişi mutlaka gerçekleşse de kendi hayatlarımıza gelişi ancak ve ancak bizler onu çağırırsak gerçekleşebilir. Advent'in, yani geliş zamanının temsil ettiği 4 kavram vardır. Bugün bunlardan ilki olan umut hakkında konuşacağız. Kutsal kitaptaki umut sadece iyiyi temenni etme isteği değildir. Tanrı'nın yapacağını söylediği şeylerin olacağından emin bir şekilde güven duyan bir bekleyiştir. İsa Mesih dünyaya gelmeden önce Tanrı bir vaat vermişti. Size bir kurtarıcı göndereceğim. Ve bu vaat edilen kurtarıcının belirli özellikleri vardı. Gelin bu vaatlere birlikte bakalım. Mesela bir bakireden doğacak. Betlehem'de doğacak. Bir süre Mısır'da kalacak. Kral Davut'un soyundan gelecek. Hizmetine Celil'le de başlayacak. Peygamber Daniel'in görümünde insanoğluna benzer diyerek tasvir ettiği kişi olacak. Eskiden kalan gizli sırları öğretecek. Kendisine iman etmeyenlerin takılıp düştüğü kutsal bir tökez taşı olacak. Kendisine harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, barış prensi denilecek. Tanrı ona benim oğlum diyecek. Gibi yazılmış olan tüm peygamberlik sözleri İsa Mesih'in doğumuyla birlikte yerine gelmiş oldu. İsa Mesih günahtan dolayı yok olmaya yüz tutmuş, savaşlarla, hastalıklarla, doğal afetlerle, nefretle ve kanla dolu dünyamıza bir bebek bedeninde gelip tüm insanlığı kurtarmak için çarmıhta ölmeye razı olmuştur. Bu sevgiden doğan umut sayesinde artık çaresiz değiliz. Peki bu kurtuluşa henüz erişmemiş olanlar için durum nedir? Hayatınız boyunca çeşitli sıkıntılar, acılar ve pişmanlıklar yaşadınız. Belki geçmişte kalan yaralarınız sizi şimdiyi yaşamaktan alıkoyacak kadar derindir. Sevilmemişlik, reddedilme, terk edilme, ihanet, şiddet ve daha birçok konuda tecrübeniz var. Belki kendinizi bile sevmekte zorlanıyorsunuz ve aynı kısır döngü içinde yaşamaktan çok bunaldınız. Bunları nereden mi biliyorum? Çünkü dünya insanı bu hale getirir. Günah insanı aşağı çeker, ta ki bir daha ayağa kalkma gücünü bulamayıncaya dek. Ancak Tanrı'ya güvenmek, insana güvenmeye benzemez. Çünkü Tanrı değişmez ve sözünden dönmez. Yapacağını söylediği şeyi yapar. Ve Tanrı'nın hayatlarımızla ilgili çok özel bir tasarısı vardır. İncil'deki şu söz, onun vaatlerinden sadece bir tanesidir. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. O yüzden şimdi, doğuş bayramına yaklaştığımız bu ilk hafta, umudu temsil eden bu ilk mumu yakarken, Tanrı'nın yüreklerimize dokunup bizlere kendisini tanıtmasını ve sağladığı sonsuz umuda ortak etmesini isteyelim.
Tanrı'nın sizin için olan vaatlerini ve kurtuluş planını merak ediyorsanız kanalımızı takip ederek yayınlarımızı izleyebilir ve her türlü sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Doğuş Bayramı'nın sevinci, İsa Mesih'in esenliği hepinizin üzerinde olsun.